Merhaba, selam herkese. Yeni Futbol Manager bölümümüze hoş geldiniz. YouTube, sana da selam. Bir haftalık bir aramız oldu chat, bilgisayarımız yenilendi, ufak tefek işlerimiz vardı falan derken geçtiğimiz hafta FM yayını yapamadık. FM bölümü de gelmedi tabii YouTube'a bu sebepten. Ama şimdi tekrar geri döndük ve bugün kariyerimize devam ediyoruz yeni bilgisayarımızda. Ufak tefek bir sıkıntımız var. Futbolcu suratları Facepack'i yetiştiremedim. Sevgili arkadaşlar, yetiştiremediğim için bu bölüm Facepack'siz oynayacağız. Önemli değil, zaten bol bol maç yapacağız. Transfer yok, bir şey yok. Keyifliyiz. Like'ını, yorumunu esirgeme sevgili YouTube. Teşekkürler desteğin için. Şu anda maç olabilir. Tabii ki evet Emre, maç var, onu seyrediyor olabilirsiniz. Darılmaca, gücenmece yok. Seyredin tabii ki, yani yapacak bir şey yok. Ben size burada ne diyebilirim? Bu hafta Perşembe yerine Salı yapıyoruz Futbolist'teki yayınımızı. Sen de sevgili YouTube, yayınları canlı yakalamak istiyorsan Futbolist Joe Twitch'ten takip etmeyi unutma, benim kanalıma ek olarak. Twitch'te FM yayınlarımızı Futbolist Go'da, Futbolist'te yani gerçekleştiriyoruz. Bazen ekstra yayınlar bizim kanalımızda da oluyor. Sevgili arkadaşlar, böyle de keyifli bir durum var ya, inanılmaz bir keyifli bir durum. Şu aşırı saçma chatimizi ayarlayalım. Heh. Dur bakayım. Şöyle falan filan. Evet, Perşembe FM olmayacak. Perşembe bir işim çıktığı için bu salı buradayız. Annemi dişçiye götüreceğim. Aşırı keyifli bir işimiz var Perşembe günü. Dolayısıyla Salı yapıyoruz. Perşembe günkü yayınımızı belki haftada 2 FM yapmaya çalışıyoruz. Onu başka bir gün, hafta sonu falan araya sıkıştırabilirim. Öyle bir durum var. Teşekkürler chat. Evet, ne yaptık? Türkiye Kupası'nda rüya devam ediyor. Birinci Lig'de de rüya devam ediyor. Keyifli performanslarla kazanmaya devam ediyoruz. Hakikaten çok üst düzey bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Ve bu da sonuçlara yansıdı. Artık bu sezonu yavaştan bitiriyoruz. Belki şampiyon da olur, bitiririz. Şampiyiz çünkü artık. Bayağı bir puan farkı açtık. Daha doğrusu yükselme puan farkı açtık. Ve Türkiye Kupası'nda yarı finale, Trabzonspor'a karşı yarı finale çıkacağız. Arada ne kadar maç var ya. Bu nasıl böyle bir iki ayak arasında nasıl bu kadar maç olabilir? Olacak iş değil. Tam 1,5 ay sonra neredeyse yani bir sonraki maç. Böyle iş mi olur? Neyse, önemli değil. Türkiye Kupası da işte finale kalan, yarı finale kalan ekipler. Bakıyorsunuz büyük takım yok. Neden? Biz eledik çünkü Galatasaray'ı eledik sevgili arkadaşlar Türkiye Kupası'ndan. İnanılmaz bir başarıydı. Beşiktaş yok. Neden? Biz eledik. Beşiktaş'ı da eledik. Müthiş bir başarıydı. Bir de Rize Spor'u eledik ama Rize Spor deyip geçmeyin. Çünkü Rize Spor Süper Lig'de iyi gidiyor. Gördüğünüz gibi 4. sırada şu an. Biz oynarken 2. sıradaydı. Fenerbahçe'yi biz elemedik. Onlar elenmişler zaten. Büyük takım olarak sadece Trabzonspor kaldı. Gördüğünüz gibi yarı finalde geri kalanların hepsini eledik. Neden olmasın? Gerçekten rüya gerçekleşebilir. Birinci ligden, bir alt ligden Türkiye Kupası'nı alma başarısını gösterebiliriz. Böyle efsane bir sezon geçiriyoruz. Gerçekten inanılır gibi değil. Birinci ligden buralara geldik. Ligde durumlar ne? İşler iyi gidiyor. Erzurumspor'a da 9 puanlık fark atmış durumdayız sevgili arkadaşlar. Onun altına 20 puan fark attık. Yani ligden yükselmemiz artık kesin. Sadece tabii yönetim bizden şampiyon olmamızı bekliyor ve bir sürü oyuncuya da şampiyon sözü verdiğimiz için buradan Erzurumspor'a vermememiz lazım. Ama iyi gidiyoruz. Yalnızca bir mağlubiyet aldık bütün sezon boyunca. Artık buradan da vermeyiz herhalde diye düşünüyorum. Bugün Adanaspor maçı, sonra da Trabzonspor maçıyla sevgili arkadaşlar yayınımız başlayacak. Adanaspor maçında birazcık rotasyon yapacağız Trabzonspor maçını düşünerek. Ligin telafisi var ama kupanın yok. Gerçi o da iki ayaklı, belki onun da var diyebiliriz ama sonuçta iki ayaklı yani. İki ayaklı falan diyor devamlı böyle. Şimdi Adanaspor'a karşı biraz yedek ağırlıklı bir kadro çıkartalım izninizle sevgili arkadaşlar. Evet, kalede Doğan, sağ bek Ömer, Yusuf'u koymuş oraya. Mihojević, Melih,
Mihojevic'i mi koydun gerçekten o kadar yedek ağırlıklı? Musa, Atakan Keskin, Yusuf Sarı, Batuhan Kör, Lagumina yapmış. Katılmıyorum ve laf ediyorum bu kadroya. Böyle kadro mu olur? Allah aşkına. Olacak iş değil. Tarık'ı almak istiyorum. Batuhan yerine Tarık'ı alalım. Bunun dışında rol değişikliği yapacağız. Atakan, oyun kurucu, Gezgin oyun kurucu biraz zor oynar gibi gerçekten de. Çok gezemiyor çünkü kendisi. Ama iki tane oyun kurucu rolü de istemiyorum. Buraya ne yapsak? Musa ile yer değiştirsem. Evet, böyle olur. Atakan iki yönlü de oynayamaz normalde. Hızı yeterli değil ama oynar bu maçlık oynar. İki oyun kurucu yan yana. Biraz kıl ve salakça bir durum. Ama hallederiz lig maçı ya. Bir şey olmaz diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Abi bizi unuttun. Ne demek sizi unuttun? Buradayım işte. Bakın bütün mesajlarınızı görebiliyorum. Siz de chatte gördünüz. İnanılmaz. Küme düşen takımın kupa aldığı var da alt ligden alan yok diye biliyorum. Biri var demişti geçen maç. Bana ver dediler. Yalan mıydı o? Yalan bir de böyle aşırı abartıyor. Valla geçen yayın var dediler. Ankara Gücü diyen var. RGS diyen var. Bunu YouTube'a yorumlara da yazın. Tarihte bir ilki mi başarıyoruz yoksa başarmıyor muyuz? Onu öğrenelim. Hadi Mihojevic oyna ya. Bir şey olmaz, oynarsın. Boğaç hocamın Tarık aşkı, Ersun Yanal'ın Tolga Ciğerci aşkı. Arkadaşlar kestik Tarık'ı şu an. Kadroda değil. İlk 11'de değil. Rotasyon maçında Allah falan diye seyirciler girdi. Evet, şöyle biraz kısalım seyircilere. Bu neymiş be kardeşim? Şey yaptık yani. Tarık'ı kestik zaten. Ankara Gücü kazanmış. Üst lige yükseltilmiş bu sayede. Çok saçmaymış. O neymiş öyle ya? Böyle bir torpil diye bir şey mi var ya? Ne demek üst lige yükseltilmiş? Evet, hazırız. Haydi bakalım çocuklar. Başarabilirsiniz. Kritik anlardayız. Aynen. Hadi ligde kayıp yaşamadan devam edelim hayatımıza. Sonra Trabzonspor maçına geçelim ama iyi kayıp yaşayacağız galiba, evet. Gol yiyerek başladık. Rotasyon iyi sonuç vermedi. Ömer Ali sakatlanıyor. Gumini gir bakalım. Olacak iş değil. Sorma Bekir ya. Bu ne kardeşim? Merhaba dedik, gol yedik ya. Hadi çocuklar, Adana Spor. Rotasyonlu kadroyla bile yeniyor olmamız lazım Adana'yı ya. Ha, o zaman direkt kural olarak mı varmış öyle bir şey? Ha. Güzellik yapmamışlar yani. Bayağı ikinci golü mü yiyeceğiz şimdi? Yakışmaz. Taha'ya ne olmuş gene? Taha sakatlan. Yusuf falan diye. O nasıl bir mantık o ya? Yusuf'un oradan kafa vuruşu denemesi. Hakan Yeşil gel bakalım. Taha sakatlanmış. Hayır, kural yoktu. Kural çıkartıp güzellik yaptılar. Anladım. Daha farklı bir performans bekliyorum. Çocuklar saçmalıyorsunuz. Hadi kayıp yaşamayalım. O zaman klasik olayımızı yapıyoruz. Genişe çekiyoruz. Haydi bakalım. Ne oldu şimdi? Haydi Musa, yap bir güzellik. Musa Çağran. Tecrübe atıyor. Tecrübe atıyor. Bir yapıyor. Öyle kolay vazgeçme yok. Bu arada olur da kupayı alırsak çok garip bir sezon olacak ya. Bayağı Avrupa'da oynayacağız değil mi? İnanılmaz. Of, herhalde Bursaspor'da kalırız yani. Türkiye kupasını alırsak. Evet. Henüz gol yok. İkinci golü atamadık. Emircan Gürlük diyorsun ha. Enis'i alalım. Buraya koyalım. Gumine orada oynar, bir şey olmaz. Yusuf yorgun. Yusuf yerine Kaan'ı alalım.
Bir değişiklik daha yapabiliyorum. Onun yerine de Atakan yerine Atakan'ı alayım. Ya da Tarık'ı oraya çekelim. Buraya Emircan Güllü'yü alalım. Bunun dışında şöyle birazcık daha risk alabiliriz galibiyet için. Beraberliğe de okeyiz ama. Sol bekimiz desteğe gelsin. Aynen. Biraz daha hücum görevi verelim. Melih hücum görevi oyna. Hadi Tarık sen de ofansif oyun kurucu hücum oyna bakalım. Son dakikalarda. Aa, direkt gitmiyor olabilir. Doğru. Doğru. Sorma kestik onu Cyber ya. Tarık bu maçta daha doğrusu orada oynadı da. Rotasyonlu kadroda orada oynadı. Peki gerçekten de kazanamadınız. Tebrik ediyorum. Adanaspor beraberliği son anda kurtardık hatta. Ömer Ali evet kariyeri bitti falan diye hemen böyle iğne tedavisine gerek yok. Taha Trabzonspor maçını kaybedecek. Şey aman kaçıracak. Aa, neyi iyi yaptım bilmiyorum ama şöyle seçelim bir tanesini. Zaten gitmiyor, ön eleme oynuyor. Ha iyi bari. Gidemeyiz zaten o zaman büyük ihtimalle. Bakalım. Nerede kurallar? Ha. Kazanan takım Avrupa Kupası playoff'a katılma hakkını elde eder. Yes. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ne günlere kaldık be. Sus. Hala bütün kulüpler birbiriyle ve federasyonla kavga ede dursun. Şu rezilliğe bak. Bahadır kalmak istiyor. Tamamdır Bahadır. Bizim oyuncumuz bile değil. Evet, bakalım Trabzonspor nasıl oynuyormuş. Bunlar kim lan? Ne kadar değişmiş Trabzonspor ya. Vay 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 vay. Belki de rotasyonlu oynayacak ha. Kim var başında? Ha doğru Ünal Kanaman vardı. Maalesef fotoğrafları görmüyorsunuz. Bir kere daha bu uyarıyı yapayım yeni gelenler için sevgili arkadaşlar. Yeni bilgisayarımızda yapıyoruz bu yayınımızı. Bilgisayarımızı geliştirdik sevgili İtopya'nın katkılarıyla birlikte ve bu yeni bilgisayarımızda Allah dur ne soğuk algınlığı. Eve git Tarık zaten bok gibi oynuyorsun. Şeyi yetiştiremedim. Yeni Facepack'i indirdim fakat diğer hard diskime yani oyunun okuyacağı yere atamadım. Çok uzun bir süre verdi. Dolayısıyla Facepack'siz oynuyoruz bu bölümlük. Sonra ben onu yetiştireceğim. Evet, Yusuf Bozkurt, Kaan Arslan, Reis Devin, Atakan, Kapezi, Tuğbe, Gökhan Ayrıç. Ayrıç'ı kanada atmış falan. Aa, çok enteresan. Gökhan Ayrıç kanatta değil. Emircan Cagne yapmış. Türkiye Kupası'na böyle çıkabiliyor muyum? Ha, Yusuf var çünkü o yüzden. Atakan'ı orta sahaya aldın ha. Tuğbe'yi oraya koydun. Yok. Ben Kaan'ı keseyim bu maçlık. Tuğbe orada. Gökhan Ayrıç burada. Mazokki burada. Kaan'ı da kadroya almamız lazım bir şekilde. Kimin yerini alalım? Ertuğrul Kurtuluş yerini alabiliyor muyum? Ya da Batuhan Kör. Bakayım. Ha 5 yabancıdan dolayı. Ha. Bursa'nın son dakikada yediği golü gördüm. Evet, inanılmaz. Bir yabancı keseceğiz. Doğru, ben bunu unuttum. O zaman Devin'i keselim. Melih oynasın. Gerçi Devin en iyi oyuncumuz. Gumni'yi keselim gene. Tamam. Melih'i ters ayaklı oynatalım. Fena performans göstermiyor. 1, 2, 3, 4 tane oldu. Bir tane yabancıyı da yedeklerden keseceğiz şimdi. Gumni'yi mi keselim? Gumni'yi keselim. Evet. Gumine'ye ihtiyacımız olabilir çünkü. Gol bulma ihtimalinden dolayı. Aynen.
Böyle okeyiz. Klasik taktiğimiz. Gayet okeyiz diye düşünüyorum. Gökhan Ayrıç orada, Kapez orada. Tamam. Hazırız. Uf, heyecan be. Trabzonspor'a karşı oynuyoruz. Ünal Karaman'ın Trabzonspor'u. Bizim gerçekliğimizde Abdullah Avcı için işleri iyi gitmemiş. Evet. Bunu kaldıralım. Stoperde. Atakan hızlı. Erdi değil ama. Erdin'in arkasına kaçabiliriz belki ha. Sol stoper olarak oynayacak Erdi. Okey, orta sahada yaratıcı bir oyuncu var mı? Berat öyle inanılmaz bir yaratıcılık sergileyemiyor. Diallo da öyle. Abdülkadir de öyle. Valla orta sahada çok şeyleri yok gibi. Herhalde Berat en oyun kurmaya yatkın gibi. Kanatları hızlı. Hızlı. Canini'yi çok severim bu arada. Gerçekten müthiş. Müthiş yani. Solberg gol kralları. Yok, en çok asist yapan oyuncuymuş. Ha evet. En iyi pasör de oymuş ama kanattaki oyuncuya da pres yapmak istemiyorum. Sert ve zayıf ayak yapabiliriz. Açıkçası Beşiktaş ve Galatasaray'dan daha kötü bir kadroya sahip Trabzonspor. Onları eledik. Trabzonspor'u da eleyebiliyor olmamız lazım normalde ama FM bu tabi, belli olmuyor kadro kalitesi. O sağ tarafa da stoper koymuşlar. Tayyip Baya stoperdir yani. Sağ tarafı çok çıkarmayacaklar o zaman. Sol taraftan boşluk verebilirler. Erdin'in de hızlı olmadığını düşünürsek chat. Mazoki'ye bayağı bir iş düşecek. Topu direkt Mazoki'den oynayalım hatta. Madem öyle. Hem sol beklerini çıkartıyorlar hem de oradaki stoperleri hızlı değil. Mazoki'yi yardırırız diye düşünüyorum bu maç. Yine de sakin başlayalım, temkinli başlayalım. Kısa paslı başlayalım. Gerisine bakalım. Hazırız. O güncel takım formu da çok iyi değil. Haydi bakalım, inşallah istediğimiz gibi gider. Rüya devam eder. Geniş özet yaptık. Haydi bakalım ya. Başarabilirsiniz çocuklar. Heyecan, heyecan, heyecan. Rüya devam edecek mi? Yoksa daha güçlü rakipleri kadro kalitesi açısından elememize rağmen Trabzonspor'u geçemeyeceğiz mi? Göreceğiz bu maç. Evet, ilk highlight'ı geldi maçın 25. dakikada. Top bizde. Bu sevindirici bir haber. Şu anda kaptırırsak çok kötü olur tabii, o ayrı. Gökhan Ayrıç çok iyi pas. Devin geldi. Devin'in ortası. Evet. Tam bunu amaçlamıştık. Oraya kaydı Mazoki ama kuvvetli olduğu nokta, kuvvetli olduğu şekilde gelmedi orta. Kral Nivcan mı? Suratı vardı. Yok, Nivcan değil. Bazı oyuncuların resmi var. Atakan Çankaya oyunun kendisinde. Hangi ligin lisansı vardı? O ligin oyuncusu demek ki. O yüzden resmi var oyunda. Çok iyi. Çankaya ile golü buluyoruz. Atakan'la golü buluyoruz. Çankaya Atakan. Kapezzi'nin ortasında bir şekilde bir sevinç de yapmış. Eyvah. Şimdi hemen yiyor muyuz? Bravo çocuklar. Aman çocuklar. Aman Solberg. Okey, offside. Offside'a bari bas. Bir duran topta yedik. Evet, duran toptan attık, duran toptan yedik. Şanssız bir an. Ama deplasmanda 1-1 de bizim için iyi sonuç. O yüzden bunu bile kabul ederim yani. Bunu bile mi? Paslaşma konusunda çok iyiyiz arkadaşlar.
dedi asistan direktörümüz. Bakmadım ben istatistiklere, bakarız şimdi. Sesim az geliyor. Açalım kral. Yoksa oyunun sesi mi çok geliyor? Bravo Erhan. Vallahi o kadar da iyi değilmişiz toplu oynamada ve isabetli pasımız fena değil ama şöyle deneyebiliriz. Bir de geniş deneyelim. Ya stoper o adam ya. Bir de oyuna katkıda bulundu falan. Of of of, aman diyeyim aman diyeyim. 61'de geliyordu gol. Hala gelebilir. Allah. Niye kimse koşmuyor? Ha. Oyunun sesini bir tık kısalım krallar, tamamdır. Evet, öndeki oyuncularımız iyi oynamadı bu maç. Öndeki oyuncularımız iyi oynamadı. Devin de pek iyi değil. Şöyle yapalım. Kaan'ı buraya çekelim. Melih'i asıl pozisyonuna çekelim. Mazoki özellikle iyi değil. Hadi Yusuf, eski takımına yap bir şovunu. Emircan iyi değil. Lagumine'yi alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Bunun dışında... Gökhan da iyi değil. Onun yerine de Atakan mı, Musa mı? Musa olsun hadi. Duran top golü falan attı. Yapsın şovunu Musa. Legumine'ye hücum görevi versem mi? Deplasman golü benim save'de var. Genelde de olması lazım. Ben değiştirmedim ki. Dengeli alayım sadece. Yani Yusuf'a da hücum görevi vermeyince bir anlamı yok ama hadi şöyle yapalım. Aynen. Denedik Crocses de olmadı ya. Oradaki oyuncuma hücum görevi verdim. Sağ kullan dedim ama yemedi. Gumina, ah çok kötü bir vuruş. Aynen, var var deplasman kurulu. Kurulu. Şu anda yemeyin sakın. Bravo be. Helal Yusuf. Falan. Okey. Cagne yap şovunu. Ah. Sakin olsaydın biraz ya. Orada ilk hamleyi yapmazdı. Biraz, ya gerçekten onların highlight'ı mıymış ya? Of, çok salakça ya. Daha iyi rakipleri eledim ben ya. Aşırı saçma şu an yaşanan şey. Aşırı saçma. Yusuf'u ne yapacağız? Bunu düşünmedik. Gizli forvet yapalım madem öyle. Of ya. Olacak iş değil ya. Tamam, çok abartmayalım. Aynen, ikinci maç var. Çok abartmıyorum. Biraz abartıyorum. gerçi oyunu alabileceğim de kimse yok ama en iyisi alalım hadi. Siz ikiniz yer değiştirin. Değil tabii, saçma canım. Sonuçta diğer rakiplerimiz kadro kalitelerini güvendiği için atıyorum.
Daha riskli bir oyun tercih etmiştir. Trabzonspor tercih etmemiştir. Biz de açamamışızdır kilidi. Olabilir yani. Maalesef evimizde deplasmanda 2-1'lik skorla döneceğiz ama gene de çok kötü değil. En azından bir gol attık. Lan bir dur yemeyin ya. Heh. En azından bir gol attık. Zaten maçı kazanmayı da hak etmişler bu arada XG olarak. Son pozisyonlarının XG'si bayağı yüksekti. Biz hak etmedik. Bozguna falan da uğramadım. İyice bokunu çıkar. Bursaspor'un ağzına sıçtılar falan diye böyle bir şeye gerek yok yani. Ne bozguna uğradı? Bir alt ligden Trabzonspor'la oynuyoruz. 2-1 bitiyor ya. Babam bozguna uğradı. Hayvan herife bak sen. Allah Allah. Bozguna uğramışmış. Adama bak ya, terbiyesiz seni. Neyse, 1,5 ay sonra falan oynayacağız ikinci ayağı. Çok salakça bir şey ama. Niye öyle ya? Böyle salak bir şey olabilir mi? Niye böyle? Oyunun şeyi bozulmuş falan ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Arada kaç tane birincilik maçı var? Neyse. Bu yayın cevabını alabilecek miyiz? Turun bilmiyorum. Oyunu hızlı akıtmak durumundayız ama. Yapacak bir şey yok. Ya arkadaşlar ne bozguna uğraması ama yani. Haklı değil miyim? Ne demek bozguna uğramak ya? Allah Allah. Abi Real'de de açık araları. Gerçekten 1,5 ay sonra mı oynanıyor ikinci ayak ya? Çok saçma bence ya. Eğer öyleyse. Çok sinirlendim. Bozguna uğradı ya. Evet, Ankaragücü maçına çıkacağız şimdi. Ankaragücü 14. sırada. Hızlıca ilerliyoruz. Lig tamam gibi artık ya. Bence şampiyonluğu da vermeyiz. Gerçi son maç berabere kaldık ama rotasyonlu kadroydu. Haydi bakalım. Bazı maçları simülate geçeriz ya. Oynayalım ikinci ayağı. İnşallah evet bakalım yetişebilirsek. İyi olacak. Simüle etmeyelim bence. Şimdi üst üste yenilgiler alırız falan bir şeyler olur. Özellikle bu maç önemli. Daha en son maçımızda berabere kaldık falan. Sıkıntılı bir şey olmasın. Neyse Atakan'ı gene buraya almış. Yusuf, Emircan. Çok seviyor Yusuf'u koymayı oraya. Bayılıyor Yusuf'u oraya koymaya. Gerçekten inanamıyorum yani. Yine Kaan mı yoksa Tuğbey mi? Ha bu da değişmiş bak. Sakatlık taktiksel yatkınlığı değil. Sakatlık yatkınlığı. Sakatlık riski. Ha. Şunu buraya alayım tabii yeni bilgisayara geçince. Şuraya da asist alalım. Hayır. Bu mu? Nerede ya? Asist. Kulüpte mi? Genele mi bakacağız? Ha, bu herhalde. Öyle bir yazmışlar ki sanki kariyerindeki genel asistleri gösterecekmiş gibi. Vallahi olacak iş değil. Evet, biraz rotasyon yapsak mı? Böyle korkuttu beni de şimdi bu sakatlık riski ya. Bu ne? Bu ne böyle kardeşim? Maşallah yani herkesin de riski varmış. İyi Tuğbe'yi dinlendirelim o zaman. Ne yapalım? Tarık'ı da oyuna alıp birini daha dinlendirebilirim. Hadi alalım. Ha, 5 yabancı olayı var değil mi? Doğru. Capezzi yerine alabilirim. Ya hadi öyle yapalım da bir korktum şimdi sakatlık falan olur. Tarık'ı gene aldık bir şekilde kadroya chat. Haydi bakalım. Ligde bir kere daha fire vermeyelim. Buradan bir 3 puan. Sevgili dostlar. Dostlar derken Bursaspor oyuncularımdan bahsediyorum.
Fire vermiyoruz. Alıyoruz buradan 3 puanı. Kritik anları aldım. Hadi şöyle tertemiz bir performans izleyelim be. Aha. Ya Tarık ya. 20 saniyede gol atacaktık Tarık. Evet biliyorum. Onu da kullanabiliriz. Kahve mi içerim ya? (Gülüyor) 14 dakika olan ne ya? Ya sorma Armi ya. Adamın liderlik özelliği çok iyi çıktı. Bir de kaptan yaptık. Bu Tarık'tan kurtulamayacağız. Yardımcı kaptan yaptık adamı. Bu maçta da kaptan çıkıyor direkt. Pek hoş olmadı o karar bizim için. Emircan Gökhan ikilisi soldan yardırıyor. Tarık. Çok güzelsiniz. Tarık. Humam Tarık. Ona inanan, ona inanmayanlara cevap veriyor. Chat size yapıyor bu hareketi. Attım diyor, oku diyor. Zehirli oku attım diyor. İşte bu iş bu kadar. Cagne Tarık ortaklığıyla 1-0'ı bulduk. Bravo çocuklar. Fire vermiyoruz. 3 puanla devam. Erzurumspor'la puan farkını açıp şöyle çok erkenden şampiyonluğu ilan edelim de rahat rahat kupa maçlarına gidelim sonra. Oo, Gumni. Gumni. Çok ekstra bir gol. Evet, forma seçimini kötü yapmış oyun. Gerçekten olacak iş değil. Bayağı kafa karıştırıyor. Bravo Gumni. Montla şampiyonluk kutlayacağız. Hadi inş be. Hadi inş be. Cagne. Hiçbir şey anlayamıyorum. Hangi oyuncu bizim acaba formalar yüzünden? Tarık Cagne ortaklığı. Bu kez tam tersi. Bu kez tam tersi. Cagne verdi. Tarık attı demin. Şimdi Tarık veriyor. Cagne atıyor. Müthiş bir ortaklık izledik. Tarık da gerçekten kanat yerine burada oynat hoca beni. Bak nasıl akıyorum ama. Şeklinde bir performans gösteriyor. Evet, keyifli. Bu 3 puana ihtiyacımız vardı chat. Trabzonspor mağlubiyeti ve Adana beraberliği böyle bir krize dönüşmesini engelledik böylece. Şöyle bir ligi bir önden bir şampiyonluğu bir şey yapalım da rahat rahat simüle edelim. Uy, neler neler. Neler neler. Aa, bana kahve yaptın sandım. Tamamdır. 0-0 oldu mu? Olmadı. Arkadaşlar, saat 12'yi gösterdiğinde bu kardeşiniz yılbaşına giriyor. Ece ile 8. senesini doldurmuş olacak. Çak o zaman be. İşte bu iş bu kadar. Onun da bir kutlamasını yaparız çok kısa. Ya. Ama sen benim yerime Tarık'a diyorsun. Çok güzelsiniz diye. Bu işler böyle. Sen bunu bilerek girdin bu işe. Hayır, yoktu böyle. Sen ilk futbol menajerimi sen hediye ettin be. Böyle olacağını bilsen hediye etmezdin büyük ihtimalle. Evet, sakatlık riski olan oyuncularımızı çıkardık. Cagney'den de aynı şeyi yapalım. Gumni yerine de Melih'i alalım. Şu maçı keyifli bir şekilde 3 puanı alarak Ankara'dan ayrılalım. Bravo çocuklar. Net bir galibiyet oldu 4-0. Helal olsun size. Tebrik ediyorum hepinizi. Hızlı maç sonucunu önemsiz maçlarda kullanıyoruz. Evet. Şimdi şampiyonluğu garantilemek üzereyiz. Belki bir iki maçı hızlı simüle ederiz. Şu Türkiye Kupası maçını bu yayına yetiştirebilmek adına chat. Şu anda
3-4 maç kala anca garantileyebiliyoruz şampiyonluğu maalesef. Erzurum hala tökezlemedi çünkü 10 puan fark devam ediyor. Hadi bitir hoca. Gerçekten gol mü yiyeceğiz peki? Fenerbahçe altyapısından Uygar Zeybek bir aralar bayağı iyi topçu oluyordu FM'de. Şimdi düşmüştür herhalde potansiyeli. Evet. Aferin beyler, iyi bir galibiyet aldınız. Aldınız ya, gerçekten helal olsun size. Yeah. Kaç puan fark oldu? Şerefsizler gene kazanmışlar ya. Ha yok. Maç eksiğimiz var. Hadi bakalım. Ne yapsak, simüle mi etsek ya? Lig maçlarını ne diyorsunuz? Hiç de sevmem böyle simüle ama. Şimdi böyle giderse ikinci ayağa yetişemeyeceğiz çünkü. Mümkün değil, yetişemeyiz. Bu yayın bitiremeyiz bu kadar maç yani. Size sorayım hadi bakalım, chat cevap versin. Et abi, lig koptu zaten. Öyle mi diyorsunuz? Buradan verirsek ne olur? Çok büyük rezillik olur ama. Kiralık sözleşmesinden memnun değil. Anlaşmaya varılan rolün dışında. Ya kaleci adam ya. Ne kadar farklı bir rolde oynatıyor olabilirim. Nereden anlıyorsun ayrıca? Başka rolde oynattım ya. Adam oturup bizim maçları seyrediyor herhalde. 8 puan öndeyken Galatasaray şampiyonluk verdi Başakşehir'im. Dikkatli olmak lazım. Evet tabii, bence de. Bence Manisa maçında oynayalım. Bak 9. sıradalarmış. Şimdi 2 maç üst üste kaybederiz falan. Çok çok sıkıntı yani. Abi sen niye yayın yapıyorsun? Chat'i hiç okumuyorsun. 2 gündür bir soruma cevap vermedim. Eyvah, hakkını kaybettim. Bunu okudum ya. Soruları görmedim, bunu okudum. Şimdi bir yayın daha görmeyeceğim. FM'de hiç kasmama rağmen genelde sim kullanıyorum. Bazen olan üstü dezavantajı yok. Yani işte biraz böyle hile gibi oluyor ya sim sonuçta. Direkt Trabzon maçına kadar tatile çıkalım. Kardeşim ya geriye düşersek? Ya ikinci olursa takım ben geri aldığımda? Sonra load mu edeceğiz? Yok. Oradan ikinci olduktan sonra ya bir daha birinci olamazsam? Olmaz. Yapamam onu. Öyle çakallık olur o. Geldi 87'de 2-1 verdi maçı. Oğlum ben bir şey yapmadım ki ya. Leonidas orada bir taktik değişikliği yapmadık ki. 1-1 ile 2-1 arasında bir değişiklik yapmadım. 2-1'den sonra gereksiz üçlüye falan döndük. Hiçbir şey değişmedi maçta. İkinci de Süper Lig'e çıkıyor. Biliyorum da şampiyon olmamız bekleniyordu o yüzden. Save at, simüle et, 2 maç olmadı geri dönersin. Yok öyle. Save load yaptı derirtmem ben kendime. Aha! Bursa Spor altyapısı her zaman heyecanlıdır. Bu ne arkadaş, topçu yok ya. Bir tane var. Bilal Özkan. Gel hocam. Senin şimdi sözleşme detaylarına uğraşamam. Okey, yetenekleri aldık. Geri kalanını futbol direktörüne veririz belki. İyi hadi, Manisa'ya bir simüle çakalım o zaman ya chat. İnşallah yeneriz. Şimdi yenilirsek kötü olacak. Yusuf cezalı. Atakan buraya. Tuğbey buraya. Yusuf yerine... O Atakan'ı kadroya bile almamış. Taha. Hadi bir sonucu göster çakalım o zaman. Tamam. Allah, bir dakika. Capezzi'ye... Tarık da efsane oynadı ama 1, 2, 3, 4, 5. Boşver, keselim Tarık'ı. Simüle dönüyorum. Bakalım bir sürpriz yapıyor mu rakibimiz? Yoksa kafalarını eziyor muyuz?
Vallahi ezmişiz. 16 şut isabetli. Erzurum, Çakal Erzurum gene kazanıyor. Falan diye Çakal diyor böyle koskoca kulübe. Ya Mijojević ne anlatıyorsun? Hadi Mijojević ya. Mutsuzluğuna çözüm bulamadı Tarık. Hiç şaşırmadım Tarık kardeşim. Hop geri adım attı gene Mazoki. Ama Mazoki diyorum Mijojević. İyi satalım seni o zaman. Madem mutsuzsun dedik. Yok hocam. Eyvallah tamam. Sabırlı olayım falan dedi. Kulübe de değil direkt şehre çakal dedin usta. Hayır ya öyle bir şey demedim. Kulübe de demedim. Lafın gelişi. Bakın ben çakalı ve bu yanlış biliyorum. Ama şerefsiz kelimesini de ben normalde sevdiğim insanlara kullanırım. Sevdiğim şeyleri kullanırım. Evet futbol direktörümüz 3 yıldızları da alsın. 3 yıldızdan da adam olur yani. En azından kiralarız, satarız falan bir şeyler yaparız. Okumadım hiç. Umarım Boğaç Soydemir teknik direktörlüğü bıraktı falan gibi bir haber yoktur buradan. Yoktur diye düşünüyorum. Ben pro lisansı almadım değil mi hala? En son kursa gidiyoruz. Evet A lisansı. Şu an pro lisansa çalışıyoruz hala. Bu sene onu da bitireceğiz. Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Evet bu sefer de Mazoki şeyli Lagumina'ya oraya alalım. Yusuf'u buraya alalım. Yusuf'u buraya alalım. Yine sonucu göstertelim. Bakalım yapıyor mu rakibimiz bir sürpriz yoksa kafalarına vuruyor muyuz? Kafalarına vuruyoruz. 16 isabetli şut ey maşallah. Erzurumspor çakallığına devam ediyor. Kazanmış. Hayır. Eksik maçımızı tamamlamışız. Farkı 12'ye çıkarmışız. Bu işler böyle. Aha Bursaspor Süper Lig'e yükseldi. Ha, hiç sevinemiyoruz da. Belliydi zaten. Transfer bütçesi 5 milyon. Maaş bütçesi 915. Aylık ha. Aylıkmış lan o. Bunlar tabi bozuldu bu ayarlar. Yıllık. Bu düzelmiyor falan. Heh, şimdi düzeldi. Maaş bütçesi 11 milyon. Transfer bütçesi 5 milyon. Kahta düşmüş mü? Ah. Sen olmayınca takım daha rahat yeniyor. Hadi lan oradan. Yani yeterli bence gayet. Tabii ki. 10 milyon ne kadara denk geliyor bakalım. Süper Lig. Evet yıllık ücrete baktığımızda 10 milyon şuralara falan denk geliyor. Fena değil bütçesel olarak. Vallahi biraz daha iyi olabilirdi transfer bütçesini falan belki şey yaparız. Okey chat. Kamerada birazdan geliyor. Nasıl senlik bir durum yok Ece ya? Nasıl senlik bir durum yok ya? Ertuğrul hocam. Samsun Spor'un menajeriymiş o da şu an. Tebrik etmiş beni. Evet, lig yükseldikçe şampiyon da oluruz herhalde diye tahmin ediyoruz. Ve şimdi ilerliyoruz. Hatta tatile de çıkabiliriz. 15 günde maç yokmuş. Şöyle bir tatile çıkalım.
Öyle zevkli olmaz be Veselius. Denizli'ye kadar tatile çıksak mı? Çıkmayalım. Hadi. Onları simüle ederiz elimizle de. Şu keçi öğren gücü maçını tatile çıkalım. Boluspor ve Denizli'yi şey yaparız. Yok ya bir maçlığına çıkacağım tatile. Şunu halledeceğiz yani. Vay be chat. Zaten kadro kalitemiz açısından üst lige çıkmamız gerekiyordu. Bu sürpriz olmadı ama bu sezon sıkıcı bir sezon olmadı. Türkiye Kupası'ndaki yolculuğumuz ve büyük takımlara karşı performansımız sayesinde açıkçası biraz da uzattı bizim için seneyi. Kupadan elenseydik çoktan büyük ihtimalle yeni sezona başlamıştık ama bu da keyifli bir macera oldu. Başarabilecek miyiz bilmiyorum. Belki de eleneceğiz. Açıkçası dezavantajlı bir skorla evimize döndük ama bakalım. Bakalım neler olacak göreceğiz. Yine de çok keyifli bir sezondu hakikaten. Ligin üstünde bir kadromuz oluşunun ekmeğini yedik. Orası net. Şimdi pro lisansımızı da cebimize koyacağız. Seneye kupana elenirsek şimdi Bursaspor'la. O zaman belki İstanbul takımlarına bakabiliriz Süper Lig'deki. Belki daha iyi bir şey gelebilir karşımıza teklif. Ben de İstanbul'a taşınmış olurum oyunda. En azından evimde yaşayabilmiş olurum. Ece ile yaşayabilmiş olurum falan. Biliyorsunuz böyle gerçekçi oynamaya çalışıyoruz keyifli olsun diye. O öyle olmazsa da Bursaspor'da devam etmek de aşırı keyifli olur. Kupayı alırsak özellikle Bursaspor'da devam etme ihtimalimiz oldukça artar. Çünkü Avrupa Ligi'nden elensek bile galiba Konferans Ligi'ne kalıyor muyuz? Orada da mı playoff oynayacağız? Onları da oynamak lazım ya. Baya birincilikten Avrupa'ya kalmak müthiş bir başarı olur yani. İngilizcem var mı ki sosya? YouTube videosu izleyecek kadar. Avrupa'ya bence Süper Lig'den sonra bakalım. Taylan'o. Süper Lig'de bir kendimizi gösterelim. Sonra Avrupa'ya atılırız atılırsak eğer. Valla o zaman BustTheNet diye bir YouTube kanalı var. Şimdi chat'e yazarlar hemen. Bir de Zealand diye bir dostumuz var. O da biraz eğlenceli. BustTheNet de böyle biraz hoca gibi. FM içerikleri üretiyor bu iki YouTuber. Yabancı. Onları takip edebilirsin. Onlardan öğrenebilirsin. Teşekkürler Armi'cim. Fransa Ligi'ne herhalde gitmeyiz ya. Hiç ilgimi çekmiyor Fransa Ligi. Açıkçası İngiltere dışında pek ilgimi çeken bir lig de yok. İngiltere'yi de geçen sene yaptık. O da çok tatlı bitti gerçekten. Aşırı keyifliydi. Bunları böyle yapmayalım. Uzun süreli bir sakatlık makatlık bir şey oldu mu? Hakan ve Ahmet gitmiş. Olsun bir şey olmaz onlardan. Bize teklif geldi mi acaba? Gelmemiştir diye tahmin ediyorum ha. Orada oyunu durduruyor mu otomatik? Başka bir takım size teklif yapınca. Ya izlemedim mesela Lüs. Bak bilmiyordum onu. Evet, bunları şimdi simüle edeceğiz elimizle. Hem fazla sakatlık olmasın falan filan diye. Olabilir tabii de. Dur bakalım burada kalacağız mı Armi ona göre ya. Valla İtalya Ligi'nde oynamak isterim aslında. İtalya Ligi olabilir. Hiç de yapmadık. Hatta ben galiba hiç yapmadım. FM'de hiç yönetmemiş de olabilirim. Hakan yerine Ömer Ali de iyileşmiş. Mazoki'yi alalım. Hatta Mazoki'yi ilk 11'e yerleştirelim. Ve sonucu göster diyelim. Evet. Kore Ligi. Kore Ligi bile yaptık yayında ya. Hangi FM'de oynadık hatırlamıyorum ama yaptık yani. Aa falan. Çakal Erzurum ne yapmış?
Şakal, Erzurum yenmiş galiba. Evet, yenmiş. 10 puana düşmüş fark. Niye çakal olsunlar ya? Ama bir sonraki maçımızı kazanırsak ya da berabere de kalırsak galiba. Yok. Berabere kalırsak olmuyor. Kazanırsak şampiyon olmamız da garantileniyor. Oynasak mı o maçı ya? Ya da neyse, boşver yani. Onu da simüle edelim. Önemli olan Trabzonspor maçı. Fatih Terim gelmez canım. Menajere olan güvenin azalması diye bir şey gördüm ama neyse, hadi bakalım. Kupadan önceki maçsa full rotasyon. Evet, o yüzden şampiyonluğu garantileyemeyeceğiz maalesef. Kupayı kaldırmaya gitseydik. Evet, full rotasyon yapacağız ama oynayalım mı bu maçı? Full rotasyon yapıp. Ne diyorsunuz? Yok yok efendi. Ya şimdi şeyden de korkuyorum. Olur da bu maç elenirsek kupadan, bir anda bölüm saçma sapan bir hal alacak. Ne yapacağız? Sezon sonuna simüle edeceğiz artık. İşlere falan bakacağız. Böyle transfer falan yapacak enerjim yok şu an. Ya of, ne var Mijojevic ya? Allah Allah. Tamam zaten, okey, ben seni satayım dedim. Yok. Ne yapalım chat? Oynayalım mı, oynamayalım mı? Aa, ilk defa oyuncular kötü tepki vermedi bu konuşmaya. Oynama heyecan olsun mu? Tam tersi değil mi oğlum? Evet. Şimdi rotasyon keyfi yapacağız. Mijojevic'i yapmayalım ama. Daha iyi buraya. Aa, Hakan sakat değil mi ya? Tuğbe'yi alalım o zaman kadroya. Rotasyon şov. Ha, Doğan zaten kaleci. Sözü vermedik mi Doğan'a ya? Kaleci işte. Kaleci olarak oynatıyorum zaten. Neyin tribindesin ya? İyi o zaman, Ahmet'i oynatayım. Tuğbe'yi bile oynatmayayım. Full rotasyon yapalım. Ha, bir dakika, Melih'i oynatacağız ama. O yüzden Devin'i oynatabiliriz. Geri kalanların hiçbirini oynatmayacağız ilk 11'de. Evet, aynen. İyi, hadi simüle ediyorum. İnşallah şampiyonluğu alıyor takım rotasyon kadroyla. Haydi, haydi çocuklar. Haydi çocuklar. Aa, kazanamamışlar. Kazanamamışlar. Çakal Erzurum'a bak sen. Çakal Erzurum'a bak ya. Kazanamamış. ağzımıza sıçtı Denizli Spor ama sorun değil. Şampiyon oluyoruz chat. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Boğaç Soydemir Bursa Spor taraftarlarınca göklere çıkarıldı. Bursa Spor Türkiye Birincilik Kupası'nı kaldırdıktan sonra taraftarlarını bu haklı gururu yaşatmış oldu. Taraftarlar ve otoriteler bu başarının Boğaç Soydemir'in sayesinde geldiği konusunda hemfikirler. Bursa Spor'un sevilen ismi Elvir Bayiç. Bursa Spor menajeri Boğaç Soydemir'in birincilik zaferiyle kulübü ve taraftarları gururlandırdığını söyledi.
Bayiç yaptı açıklamada. Bursaspor bazı otoriteler tarafından favorilerden biri olarak gösterilse de böyle bir durumu iyi yönetip ekibini finish çizgisine ulaştırmayı ancak çok kaliteli bir menajerim falan filan, evet. Sen ne yapıyorsun hocam? Asistan menajer, vay. Diyorsun ya. Vay 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 vay. Ertuğrul Sağlam'dan sonra kupa alan ilk hocasın çünkü. Öyle mi diyorsun? Daha önce alt lig kupası yok mu ya Bursaspor'un? Çıkarken vardır ya. Vay vay vay. Tuzla City mi? Öyle bir şey mi yazıyordu? Bırıdıp bırıdıp ne ses çıkartıp duruyorsun FM? Evet, şampiyon olduk chat. İşte bu iş bu kadar. Takımın biraz morali bozuldu mağlubiyetten dolayı. O iş kötü oldu ama neyse. Evet, orada bitti sabrım gerçekten. Düştükten sonra çıkmadı. Son kupa. Yani son kupa. Yani beri diyorsun. Sonra kupa alan. Ha, tamam. Ben yanlış anlamışım. Sonrayı unuttum. Bir fikrim yok da Damonik özelliklerini görmeden. Görmek lazım özelliklerini. Evet chat, büyük maç. Rüya devam mı ediyor yoksa Trabzonspor ilk maçın avantajıyla bizi paketliyor mu, göreceğiz. Veriz Mazokki. Evet. Ben salak gibi Devin'i oynattım değil mi? Gumni'yi oynatacaktım. Of bu aç ya. Neyse. Çok da yorulmamış. Tarık'ı kadroya alamayacağım mı ya? Gumni'yi keselim, Tarık'ı alalım. Gumina nerede? Aa, Gumina cezalıymış. Yusuf sakatlanmış Denizli spor maçında. Tuğbey cezalı. Bunlar hoş olmadı tabi. Bunlar hoş olmadı. Peki. O zaman ilk 11 bu. Haydi be çocuklar. You can do this. Berbat bir takım konuşması yaptık. Evet. Sıkım arkadaş Canini'ye. Mustafa Korkmaz. Nivcan mı bu? İyi. Kötüye benziyor. Özel yetenek 17-20 falan. Saçma sapan. Bu dostumuza sert girelim. Zayıf ayak yapalım. Dorukhan'ı koymuş. Diallo. Berat. Terzic. Geçen maç yoktu Terzic galiba. Otieno. Ah geçen maç Tayyip'le falan çıktı. Sağ bekte yenemedik ya, inanamıyorum. Şimdi stoperi almış Tayyip'i. Artık geçen maçtaki hız avantajımız da yok. Üzücü oldu. Peki. Böyle başlayalım. Sonra maç içerisinde bakalım neler oluyor chat. Maç içerisinde neler oluyor bakalım. Haydi bakalım ya. Hop, geniş özet, evet iyi hatırlattın. Aynen öyle yapsak rakip talimatlarım daha iyi olurdu ama üşendim şimdi değiştirmeye. Haydi çocuklar, haydi.
Aman diyeyim, dikkat. Hiç hoş başlamadı maç. Bu highlight'la. Şöyle yapalım. Sağda oynayan oyuncular. Sert girmeyelim. Devinin kartı var. Bravo. Çok iyisin. Mazoki. Ay, açını bitirdin ama açını bozdun. Cagne, ah, olmadı. Haydi yarı bitmeden bir sıfır yakalayalım. Yapma Devin, ne yapıyorsun ya? Şu herif çok sıkıntı çıkartıyor Solberg. Şöyle yapalım. Devini değil, Melih'i çıkartalım. Her ne kadar ters ayaklı da olsa. Hatta bunları yer mi değiştirsek? Devinin de sarı kartı var. Neyse kalsın. Neyse kalsın. Geniş deneyelim. Ya da beklemeyelim sağ beki. Orada hücum görevli oyuncu var. Bravo Emircan. Herif ağzımıza sıçtı ya. Siz bir değiştirin. Etkili değiliz. Kademeye dönme desek acaba? Okey. Bu böyle kalmış çünkü bunu ayarlamamız gerekiyordu. Kupa maçlarında savunma çizgisi geride başlıyor. Şey, standart başlıyorduk. Bir önceki maçta da golleri hep savunma çizgisinden yedik ya. Of, onun standart olduğunu sanıyordum ben. Hiçbiriniz de uyarmadınız chat. Abi önceki maçlarda öyle ayarlamıştın demediniz. İşte bu kadar. Temkinli. Hadi alıyoruz turu. Gol yemiyoruz. Yalnız gol yersek son dakikalarda çok kötü olur ya. Bir tane daha bulsak var ya. Mazoki Cagne ortaklığı. Bravo çocuklar. Bravo. Deplasman golü var, evet. Hocam tempoyu biraz düşürelim. Koşu yoluna pasta yapmayalım. Hadi geliyor mu? Bir duran top daha. Haydi. Cagne yapıştır. Ah Cagne. Okey, Devin çok yoruldu. Başka bek yok tabii. Taha'yı sola alıp
savunabilirim. Solberg reisi. Taha'yı alalım buraya. İleri çıkmasın. Ömer Ali yerine. Ömer Ali'nin savunması çok kötü çünkü. Emircan. Tarık'ı alamıyorum değil mi? Ha, alabiliyorum. Devini çıkardım. Okey. Tamam. Bir de evet zaman geçirmeyi de birazcık arttıralım. Abi savunma çizgimiz standart olsa geçen maç 2 gol yemezdik ben size söyleyeyim. Onu ayarlamayı unuttum ya. Uf. Ha, offside. Geri çeksem mi kanatları? Geri çeksem mi kanatları? Yok ya arkaya çok kaçırıyor o zaman mesela. Kanatları geri çekip 4-1-4-1 mi yapsam? Çok gerginim ben de. Yapsam mı yoksa böyle devam mı etsek? Musa'yı alalım ama. Gökhan yerine. Savunması da daha iyi. Aynen. Hadi. Hadi hoca bitir. Allah geliyor. Geliyor chat. Topu kaybetmeyin yeter. Topu kaybetmeyin yeter. Gol atmayın. Aynen. Çevir çevir topu geride çevir. Hiç riske girmeyin çocuklar. Ya atma boş ver ya. Geri at geri topu geri at. Oğlum geri at çevir git kenarda bekle. Korner çizgisinde korner çubuğunda bekle. Korner çubuğu muydu onun ismi neydi ya? Korner bayrağı mıydı? Aynen. Hoca bitir ter bu ter. Aman Tanrım gene yaptık. Gene yaptık. Gene yaptık. Of. Neler neler. Ya siz benim mucizem misiniz? Gaziantep çıkmış. Vay vay. Ne yapıyor Gaziantep? İyi mi? Erol Bulut var hala. Vay hocam be. Helal olsun sana. 14. sırada. Final 22 Mayıs'ta. Uf, neler neler. Çıkalım mı tatile o zamana kadar? Çıkalım. Yapacak bir şey yok oyunda zaten. Şampiyon olduk artık. İyi bir haftada boşluk olduğu için. Şöyle bir tatile çıkma moraller düşer. Be arkadaş sen de ya. Bırak artık ne yapalım. Onunla mı uğraşacağım ya? Ya iyi tamam be. Ben zaten tatile asla çıkmayan bir insanım. Yani beni de tatile çıkarttırdınız chat. Sizin yüzünüzden. Tamam çıkmayalım tatile ya. Vallahi burada drop gözükmüyor Mahtan ya. Yedek kadroyla yendiniz. Bravo. Evet. Ümraniye Spor'un bu arada sosyal medyasına bakıyor musunuz chat? Çok iyi yönetiyorlar ya. Ben çok seviyorum. Aşırı iyi. Erkan? Yıldönümü hediyesi getirdim sana. Alırım. Merhaba.
Çok tatlıymış ya. Evet, şerefsiz deminden beri bana bakıyordu manyak gibi. Erkan, kahve içeriz ya, yıl dönümü kahvesi. Yap o zaman. Tamam. Sonra o zaman yayın bitince şey yaparım. TikTok hesapları, aynen, zaten TikTok'u kastediyorum ben de. Müthiş yönetiyorlar ya. Aşırı iyi. Mahtancığım, şundan dolayı olabilir. Gerçi futbolistin de partnerliği var galiba Twitch'te. O zaman bilmiyorum vallahi neden oluyor. Başka browser'da denedin mi kral? Eyvah. Aman diyeyim. Neyse, yetişiyor maça. Çok iyiler ya. Ümraniye Spor'un hakikaten TikTok'u. Bütün mimleri takip ediyorlar. Aşırı iyi. Diğer logoları da yetiştiremedim chat. C'ye atmak için fazla süre verdi. Yayına ben apar topar yetiştim de bugün iki çekime gittim. Bir Post 42 bomboşu, bir de Nat Spor muhabbeti çektik bugün. O yüzden anca yetiştim yayına. Su içiyor ya, böyle. Su içmeleri beni çok güldürüyor. ...80'li yıllardan beri yapılmamış ha bu yaptığımız Türkiye'de. Vay be. Yani daha yapmadık bu arada. Gaziantep bizi eleyebilir. Hocam, itibarınız arttı mı? Hemen bakalım istatistikli, iyi hatırlattın. Ne yapıyorsun? Oku ya. Bakalım itibarımız artmış mı? Artmamış. Ya da bu kadar değil miydi? Hatırlamıyorum. İdare eder falan yazıyor ya, çok ayıp. Yiğitan kim lan? Ha. Yılın oyuncusu. Nasıl bizden değil ya? Ha, adayları göremiyorum. Rakipler: Atakan Çankaya, İrfan Akgün, Leonardo Capezzi, Lucas Pokorny. Vay vay vay. Evet. Ümraniye Spor maçında da rotasyon mu yapsak? Aynen öyle. Ya da burada as oyuncularımızı oynatabiliriz aslında. Sonraki maçta full rotasyon yapabiliriz. Çünkü öbür türlü maç şeyleri gidecek. Kondisyonları. Hiç maç yapmazlarsa bir ay boyunca. Şöyle oynatalım. Evet evet, Ümraniye Spor'un sosyal medya ekibi keyifli valla. Vay vay vay. Gene yendik. Hadi bakalım. Şimdi Karagümrük'e karşı oynayacağız. Bu arada bizim dışımızda Erzurum'da çıktı, demin haberini gördüm. Aha, heh. Türk basını bugün 10 kişilik Türkiye 1. Lig Yılın Oyuncusu ödülü aday listesini açıkladı. Her menajerin 3 oyu vardır falan filan. Bursa Spor takımının menajeri olarak 3 Haziran Salı tarihine kadar oylama yapmak için davet edildiniz. Tamamdır. Hemen bakalım. Evet. Kendi oyuncularımıza oy veremiyoruz tabii. Atakan Çankaya en fazla oyu alan ama Yiğitan Güvenli'nin kazanması bekleniyormuş. Vallahi Atakan'dan sonra en iyisi Yiğitan zaten. Biz de Yiğitan'a verelim mi? Hayır, vermeyelim tabii ki. Belki de bizim oyumuzla kazanmayacak çünkü. Onun dışında en etkileyici olmayan performans kimin? Arda Kızıldağ. Bence en iyi oydu. Arda'ya tebrik ediyorum. Sonra da Ricardo Brosco abi. Ricardo Brosco'nun bu sezon çıktığı seviye inanılmaz bir seviye. Böyle bir seviye olamaz. Ricardo Brosco'yu tebrik ediyorum. Ama tabii ki sevgili arkadaşlar, eski oyuncumuz Raul Belanova'ya anmasak olmaz. Müthiş bir sağ bektir kendisi. Aşırı bok gibi oynamıştı bir anda transfer edince. Belanova'ya verelim. Diğer oyumuzu da. İğrençli troll bir teknik adamdı. Aşırı yanlış. Kendi oyuncusu seçilsin diye. Bence bu arada Atakan'ın alması lazım. Net yani, puan farkı da en iyi onun. Ki bayağı rotasyon falan yapıyorum şu an. Full oynatsam daha da rahat alırdı yani. Hakkaniyetli oldum zaten Burak. Ayıp ediyorsun. Seni Emre Akbaba'yı almamın yok mu? O bayağı yaşlandı ya. Emre'yi düşündük hatta bu sene.
Ama çok yaşlandığı için bıraktık. Vazgeçtik, almadık. Bizde böyle bir kralız işte. Adam kayırma yok bizde chat. Bizde adam kayırma yok. Vallahi yok. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi Karagümrük maçından sonra kupa maçımız, final maçımız olacak. O yüzden bu maçta full rotasyon yapalım. Her ne kadar bir haftalık ara da varsa, varsa mı? Olsa da. Vallahi dur bakalım Yetovicius. Daha Avrupa falan yok ya. Daha bir finale kalacağız. Sonra bir de playoff var. Şey kesin mi peki chat? Avrupa Ligi playoff'undan elenenler direkt konferansa gidiyor mu? Yoksa konferansa gitmeme ihtimalimiz de mi var? Onu bilen var mı aranızda? Avrupa Ligi playoff'una kalınca ne oluyor? Full oynatsam mı ya? Bir haftada iyileşirler. Ama sakatlık falan olabilir. Hadi boş ver. Rotasyonla oynayalım. Var mı riskli biri? Normalde oynatacağım biri. Melih var. Melih yerine Gumni yapalım. Playoff olunca kesin son tur zaten. Tamam. Evet, Karagümrük maçına rotasyonla çıkalım yine. Direkt gruplar olmuyor, hayır. O eskiden de. Ülke puanımızdan dolayı diye düşünüyorum. Okey, son maçta da rotasyonlu kadromuz 4-0 yapıyor. Bravo. Bravo. Sizlere helal olsun. Lagumina da efsane oynamış bu arada, onu da not edelim. Yes. Şimdi 11 gün sonra Türkiye Kupası finaline çıkacağız. İnanılmazı başarabileceğiz mi? Bir alt ligden gelip Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor'u eleyip, hani öyle şanslı bir kura da değil, bu 3 takımı eleyip kupayı alabilecek miyiz? Bu 3 takımı eleyip sonra Antep'e yenilmek üzücü olacak eğer yenilirsek, ama umarım yeneriz. Neymiş bu? Anlamadım. Gereksiz bir konuşmaydı. Bu arada iş piyasasına bir bakalım demiş dostumuz. Evet. Şu an Süper Lig'de bir takım boşta değil. Peki yenersek Süper Kupayı kimle oynayacağız? Bilmem. Bakacağız. Şampiyon belli midir Süper Lig'de? Değildir herhalde. Aman hocam, finali kazanırsak eğer bırakma Bursa'yı. Yani %90 bırakmayız. Çünkü çok efsane bir şey başarmış olacağız. Süper Lig'e çıkaracağız takımı. Ayrıca Avrupa'da oynayacağız. Konferans ya da Avrupa Ligi fark etmez. Çok efsane. Ha, olur da şimdi yenilirsek... Yani buraya kadar gelmişken çok tatsız olacak. Hele Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'u eleyip sonra Gaziantep'e kupayı kaybetmek çok üzücü olacak. Umarım kazanırız ya. Vallahi çok istiyorum kazanmak. Geçen seneki kariyerimizi izlemeyen varsa spoiler'ı vereceğim şimdi. İzlemeyen varsa şöyle bir 30 saniye falan sesimi kapatsın. Gerçi çok da belli oldu ya. Neyse, geçen sene kariyerimizde mesela çok tatlıydı yani o an. Hakikaten çok güzel bir final oldu. Aşırı güzel oldu. Burnley ile başardığımız şey gerçekten çok iyiydi. Playoff'lar ne oldu? Hangi playoff'lar? Birincilik playoff'ları mı? Bilmem. Bize ne ya? Siret, aynı mesajı ben de sana yazıyor olabilirdim. Ben de sana bu soruyu soruyor olabilirdim. Dolayısıyla bir çözümüm yok. Bir veterinere bir sor istersen, bir baksın. Ama büyük ihtimalle psikolojik aç kalacağını düşünüyor olabilir. Bizimki de öyle. Annesinden annesi olmadığı için başka bir kedi onu sahiplendi. Kendi bebeklerinden büyük ihtimalle bizim Haku'ya süt kalmadığı için o da tribe girdi ve bir psikolojik durum
çıktı ortaya diye tahmin ediyorum. Bize bir de bu eve geldiği andan itibaren büyük kedi tehdidi altında olduğu için ben yemek yemezsem aç kalırım korkusuyla Haku da çok kötü, çok kötü o konuda mesela, bilemiyorum yani. Evet, morali bozulan bazı oyuncular var. Neyine moraliniz bozuluyor ya? Allah aşkına yani, saçma sapan bir şey. Yapmayacağım bu konuşmaları, yemin ederim. Oyunun en saçma yerlerinden biri yani. Hani anlıyorum bazı oyuncuların karakteri ters tepebiliyor falan. Bunu oyuna yedirmeye çalışmışlar da. Yine de çok saçma. Evet, şimdi... Yok, mazokisiz çıkmam abi. Mazoki kadro dışına falan itiyor ya, inanılmaz. Kaan'ı keselim. Atakan buraya. Tuğbey buraya. Yokan buraya. Mazoki buraya. Yes. Yok, Yusuf yerine Emircan ya. Emircan sakat. Emircan sakat. Ve en fazla 5 yabancı oyuncuya takıldık çünkü... Çünkü neden? Gumni var. Devinde çok kötü bir dönemden geçiyormuş. Gumni iyiymiş. Neyse. En fazla 5 yabancıyı hala... Ulan hem Tarık hem Lagumine'yi alamıyorum. Ay evet evet, savunma çizgisini hemen şimdi. Zaten seneye Süper Lig'de olursak onda da hızlı önde oynamayız. Hemen şimdi ayarladım chat'i. İyi hatırlattınız. Teşekkürler. Yani sakat sakat oynar mı? Oynar gibi de, asıl problemimiz o değil. Tarık ya da Lagumina'dan birini keseceğiz. Herhalde Lagumina son maç iyi oynadığı için Lagumina'yı almam lazım diye düşünüyorum. Evet, bu maçta çok iyi oynamış. Tarık da kötü oynamıyordu bu arada. Tarık da iyi oynamış lan geçen maç. 2 asist de o yapmış. Mazoki'yi mi kessek acaba? O ne yapıyor? Oğlum adam her maç golü var yani. Nasıl kesebilirim? Vallahi Tarık gibi gözüktü. Hadi Tarık'ı kestik. Zaten bu sezonda kötü oynuyordu. Tarık'ı kesiyorum. Kaan'ı alalım. Gumni yerine. Emircan'ı alabiliyor muyum? Batuhan yerine alabiliyorum. Evet. Valla keyifli. Yusuf'u orada o şekilde oynatmak mantıklı değil gibi. Ama Emircan da sakat. Bir de kötü de oynamış son maçlarda galiba. Bakalım. Lan diye golü var. Ama birkaç maç kötü maçları var. Çok da kötü oynamamış da. İyi hadi Emircan'la başlayalım. Olmadı değiştiririz. Ama bayağı sakat ya. Sakat sakat yani. Evet. Duran toplar tamam. Yusuf'u oynatıyorum o zaman. Yapacak bir şey yok. Yani Yusuf ters ayaklı oynayamaz orada. Normal oynasın o zaman. Aynen. Böyle oynasın. Okeyiz. Hadi chat be. Haydi çocuklar be. Yine harika bir takım konuşması. Evet, Erol hocam ne yapmış bakalım? Fabio Borini. Bir sıkı markajımız var ya Borini'ye. Sagal. Oo. Axel, pres yapıyoruz ona.
Cenk Şahin. Recep. Christian Oliva. Recep'e pres yapabiliriz. Pası vardır. Kitsiyo'ya dikkat etmek lazım. Kitsiyo tehlikeli. Alpay mı? Top hamleyi sert ayarlarken genelde cesarete bakmak gerekiyor. Ama ben kanat oyuncularına da sert ayarlıyorum. Sert ve zayıf ayak öylesine ezbere seçiyorum. Belki de yanlış yapıyorum bilmiyorum ama. Kolay adam geçemesinler diye. Aksel'e de sert oynayabiliriz aslında ama. Cesareti düşükmüş. İki tane sıkım arkadaş sıkıntı yaratır mı onu düşünüyorum da. Neyse hallederiz ya. Bu arada kadroları iyiymiş. Temkinli başlayabiliriz. Savunma çizgimizi çektik. Hatta öyle yapalım. Kolkır var. Kolkır'ın arkasına kaçılır. Jagne'nin hız ne durumdaydı? Fena değil. Kolkır ne tarafta oynuyor? Sağda oynuyor. Yusuf'a hücum görevi verilebilir aslında hızlı gitsin diye. Evet bu arada transfer etmişler gerçekten. Tamam böyle bir başlayalım bakalım maç içerisindeki durumlara göre değiştirebiliriz. Belki Yusuf'u hücum görevi oynatabiliriz. Kolkır'ın arkasına kaçabilmesi için. Yeni şözet. Haydi çocuklar. You can do this. Yani olacak iş değil. Kaybeden bir şey yaşadık yani. Kim yaptı onu? Atakan mı yaptırdı onu? Bravo Yusuf be. Jagne peki. Vallahi dört büyüklerden üçünü yenip Gaziantep'e yenilsek hakikaten çok üzücü olacak. İnşallah alacağız hadi. Hadi toparladık. Çok iyi pas be Jagne. Hemen vurma. Hemen vurma Jagne. Aman. Bravo, iyiyiz. Şu anda çok iyiyiz. Harikasın Yusuf. Gökhan Ayriç çok iyi pas. Mazoki vardır oradan şutların. Of 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 Mazoki. Mazoki hatta efsane vurdu. Yaptı yine yapacağını be. Ama Yusuf'un çok iyi ilk kontrolü. Burada şans yanımızda ama Gökhan Ayriç hiç beklemedi.
hiç beklemedi bunları çok yapıyor. Şu çapraz 4-3-3'te en sevdiğim şey kanat forvetin çaprazındaki merkez orta sahanın çapraz pasları gerçekten çok etkili oluyor. Bir de bitirici pası varsa, vizyonu falan iyiyse oradaki hücum görevindeki oyuncuları çok iyi görebiliyorlar. Oyunun yönünü diğer kanada değiştirme ve uzun pas dener de. Uf, Colker tabii çok tehlikeli, Colker duran toplarda. Duran toplarda tehlikeli. Bravo çocuklar. Şanssız bir penaltıyla başladı maç. Sonra toparladık gibi performansımızı. Helal olsun size. Genelde sağ taraftan geldiler. Eğer istatistikler yalan söylemiyorsa. Melih sakatlanmış. Sebebi bu olabilir. Kaan gelsin buraya. Çıkmasın da ileri. Direkt savunma görevi de versem mi diye düşünüyorum hatta. Hadi verelim. 1.21 xG durumları iyi değil. O penaltıdan ya. 0.80 falan penaltının. Yoksa yakınız aslında. Evet, öyle bir takım konuşması yaptım ki ses çıkmadı. Hop, sakin çocuklar. Helal. 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 Kapezi harikasın. Cagne bitir 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 bitir. Ah. Offside ya Kaan ya. Neyse. Yapma Cagne be. Penaltı mı? Aha, bir penaltı da bize be hadi. Aha. Hakem Abdülkadir Bitigen gidiyor VAR'ı izlemeye. Bu ne lan? Stat niye bomboş? Haydi. Haydi. Kim geliyor? Mazo kim o? Mazoki. Yap şovunu. İnanılmazsın Mazoki, dışarı vurdun ya. Kapezi Yusuf'a. Aa, nasıl oldu offside? Okay. Lagumine'yi alamıyorum değil mi? Melih'in sakatlanması çok kötü oldu ya. Yabancı durumumuzu da etkiledi yani. Tuve'yi sol beke devşirsem. Çok riskli. Çok riskli. Sakat sakat Emircan'ı aldım madem. Çok korkutuyorsunuz beni o yavaş dönüşleriniz. Heh. Anca çıktınız. Çok iyisin Emircan be. Cagne bitir şu işi artık Cagne. Bırak çıksın. Bitir şu işi Cagne ya. Yapma Cagne.
Allah Erhan Erhan. Çagne'yi alsam mı oyundan? Yani buraya kadar da getirdi bizi şimdi Cagne be. Bu mina da var evet. İşte Melih olsaydı. Yani bekleri de komple stopere dönüştüreceğim. Yerine başkasını alırsam. Tayyip falan alabilirim. Hadi devam böyle. Uzatmaya giderse uzatmada bakarız artık. Devin bir de kötü oynuyor yani. Uzatmaya gidiyor. Ah be, atsam penaltıyı aldık şimdi ya. Okey, Devin'i alacağım. Kaygılı da aynı zamanda, kötü de oynuyor. Buradaki tercihimizi Taha'dan yana kullanırdım ama Taha da gerginmiş. O zaman Musa'yı alabilirim. Kapezi'yi geriye atabiliriz. Ömer Ali çok yaşlandı be chat. O yüzden Ömer Ali'yi sokmak istemiyorum. Mecbur Taha'yı alacağız. Bir şekilde oynar ya orada artık. Bir şey olmaz. Mazoki penaltı kaçırdığı için tabii şeyi düşük. O yüzden Lagumina'yı almak istiyorum da Mazoki yerine mi alsak? Emircan'ı da şimdi yeni aldık. Yoksa Cagney kötü oynuyor diye kessem mi? Mazoki de ama her an bir şey yapabilir yani. Geri kalanı için biraz bekleyelim hadi. Biraz bekleyelim. Sadece ilk uzatmada en azından şunu bir denemek istiyorum. Çok iyisiniz be! At artık! Cagney çok şans verdim sana ya. Ne olur at artık bir tanesini ya. Ah. Okey, çok yoruldu artık oyuncular ama Mazoki'yi alıyorum. Yapacak bir şey yok. Orta sahaya da bir direnç. Gökhan yerine Musa'yı alalım mecburen. Peki penaltısı nasıl Musa'nın? İyi. Gökhan'ın nasıldı? Kötü, güzel. Penaltısı kötü, başka kim var? Tuğbe'in 8. Cagney'nin 14. Hakikaten niye Cagney kullanmamış penaltıyı? 6 10 8 6, 2 tane 6'lık oyuncumuz var.
Okey. Bir değişiklik hakkımız daha olacak. Onu da penaltı değişikliği için yaparız eğer uzarsa. Hadi buradan kupayla dönelim be. Yapmayın çocuklar, haydi. Sakın yemeyin. Bravo Atakan. Evet, geniş bizi şu an zorlaştırıyor işimizi. Şöyle yapalım. Koşuyor, onunla pas yapmaya devam etsin. Yapma Kapezzi, yapma. En azından orada topu kaybetme ya. At bir pas olmasın yani. Orada top kaybedilir mi? Ne kadar riskli yani. Atılma. İnanılmaz ya. Okey. Kimin penaltısı kötüydü? Kaan'ın mı? Kaan'ı da sonradan aldık ama. 8'miş. Yusuf'un mu 6'ydı? Yusuf'un 6. Ona da şimdi ihtiyacım olacak ama. Kim var penaltıcı hocam? 8. Ömer Ali 12. Enis 13. Ahmet 7. Enis'i alabilirim. Evet, dakikamız biraz sıkıntılı ama. Dakika sıkıntılı. Ahmet'in savunmaya ihtiyacımız olabilir. Okey, Ömer Ali'yi alalım. Emircan'ın kötü müydü penaltısı? Kötüymüş gerçekten ama. Kapezzi de çok yorgun ya. Orta sahamız çöker. Orta sahaya destek lazım. Ahmet'i alalım. Ahmet'in penaltısı iyi değil ama savunma özelliği de var yani. Ya da Kapezzi'nin bakayım savunma özelliklerine. İdare eder. Şöyle yapalım. Emircan'ı buraya çeksem kanatsız mı oynar? O zaman da hiç kanat oyuncumuz olmayacak. Şöyle yapalım o zaman. Aynen. Böyle yapalım. 3 kere durdurma var da değiştirmedik ki. Cagney'i de kesmek istemiyorum ama şu anda Lagumina'ya ileride ihtiyaç var gibi daha çok. Şöyle yapalım. Cagney de burada oynayamaz ki ya. Ama penaltılığı da önemli. Penaltıcılığı. Şöyle yapalım. Bir şekilde oynar artık, 2 dakika bir şey olmaz. Emircan yerine de Ömer Ali.
Hakikaten değiştiremiyormuşum ya. 5 tane bırakmış. Mecbur böyle yapacağız o zaman. Ekstra hak vermedi ya da 3 kere değiştirdik mi ya hakikaten? Emin değilim. Neyse evet. Aynen. Taktik budur. Dikine pas yap. Kafezli risk al dikine pas yap. Evet. Legumine pasörlüğün nasıl hocam? Vizyonun 10 karar alma 10 kötüymüş. Taha'nın iyi sanki. Taha'nın da çok iyi değilmiş. Okey, bir tek orta saha oyuncularımız olabilir. Normal sürede 5 teşvik yapmadıysan ekstra hakkı vermiyor. Ha, anladım. Evet, yapmadık. Şunları şöyle de çekebiliriz bu arada. Bence çekelim hatta. Böyle yapalım. Aynen. Yalnızca Cagne orada iyi değil ya. Şu an özellikle yani. Ben arkadaşlar yapacak bir şey yok. Böyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Aynen. Çünkü Lagumine'ye hatta yaratıcı verelim. Yani Lagumine hızlı sayılır. Onu koşturacağız. Pas şekli böyle kalsın. Başka bir seçeneğimiz yok şu an. Pas şekli kısa pas diyor ama bu iki oyuncudan tam tersini isteyeceğiz. Dribbling yap. O gerek yok. Hatta Emircan'dan da isteyeceğim. Uzaktan orta yap diyeceğiz. Hatta Taha'dan da isteyeceğim. Tamamız. Amacımız Kapezi, Musa, Emircan, Taha dörtlüsünden birinin Cagne ya da Gumina, yani hücum görevi oyuncusu olan oyunculara rolü olan oyunculara o öldürücü topu atıp kontrada yakalamak, yoksa penaltıyı bekleyeceğiz artık. Korkuyorum. Atmayın. Ah, buradan kaybetmek çok üzücü olur ya. Kaybetmeyin be. İnanılmaz. İnanılmaz. Arkadaşlar daha ne yapalım ya? Yattık zaten, elimizden gelen en defansif kadroyu çıkardık. Gene de yedik, yapacak bir şey yok.
10 kişi kalınca yani. Sağlık olsun Meçet. Rüya burada sona eriyor. Gaziantep'i kutluyoruz. 10 kişi kaldık. İyi de gidiyordu maç ama 10 kişi kaldıktan sonra uzatmalarda yediğimiz gol bitirdi bizi. İki kupayla bitiremedik. Alt ligden Türkiye Kupası'nı kazanmak gerçekten çok efsane olacaktı ama başaramadık. Dört büyüklerden üçünü kazandığımız, üçünü yendiğimiz, elediğimiz bu Türkiye Kupası macerasında kupayı alamadan finalde kaybetmek üzücü oldu. Gerçekten üzücü oldu. Sağlık olsun, tebrikler. Ama XG'miz daha yüksek. Şutlar eşit gibiymiş. Sağlık olsun. Ne yapalım? Gurur duyuyorum ya. Bu efsane sezon için hepinizden gurur duyuyorum, hepinizle gerçekten. Ellerinizden gelenin en iyisini yaptınız. Sağlık olsun Tuğbe hariç. Herkes yaptı. Finalde kaybettik. Kararın haklı gözüktüğünü belirtti. Cezaya itiraz etme. Yani bu maçta da kendini öyle atmazsın, attırmazsın yani Tuğbe'ye ya. Attırmazsın Tuğbe'ye ya. Evet, penaltıcıyı Cagne yapmamamız da hata ama Cagne de çok kaçırdı ya. İnanılmaz kaçırdı Cagne ya. 3 tane net pozisyon kaçırdı neredeyse ya. 3 tane kaçırdı ya. Evet. İş güvencesine de bir bakalım. Logolar burada bozuntu falan. Çok sıkıntılı diyor Erol Bulut. Kupa aldı lan adam, daha ne yapsın size ya. Adam daha ne yapsın size ya. Süper Lig'de Erol Bulut dışında herkes çok sıkıntılı, şey, herkes güvenli gözüküyor. Gerçekten tebrik ediyoruz. İnanılmaz bir Süper Lig. Hocalardan herkes memnun. İtibara bakalım tabii ya. Evet, hiçbir şey artmamış falan. Evet, Gaziantep'e tebrikler. Sezon sonu değerlendirmesini yapalım. Sevgili arkadaşlar, durumlar ne bakalım. Evet, transferler keyifli gerçekten. Herkesten de aşağı yukarı memnunlar. Harika bir sezon geçirdik. Bence de kupayla daha da güzel olacaktı. Çok efsane olacaktı.
Müthiş olacaktı ama olmadı. İşte kupa yolculuğumuz Bursa derbisiyle başladı. Erzincan Spor'la devam etti. Sonra o sırada çok iyi giden Rize'yi eledik. Sonra Beşiktaş'ı eledik. Sonra Galatasaray'ı eledik. Sonra Trabzon'u eledik. Sonra geldi Gaziantep. Bir golle aldı bizden. Olacak iş değil. Olacak iş değil. Evet. Kahta 0-2 Spor'da maalesef küme düştü. Bu sefer benim bir suçum yok. Ben hemen ayrıldım ama fayda etmedi maalesef. Sezonun golünü izlesek mi? İzleyemiyoruz burada. Evet, işte yılın 11'i. Tarık'ı almışlar yılın 11'ine. Emirhan'ı da almışlar. Devre arası satmak zorunda kaldık ama. Kaan ve Atakan yapmış bir de. Tuğbe'yi almış, katılmıyorum. Evet, taraftarlarımız sezonun oyuncusu olarak Cagney'i seçmiş. Sezonun genç oyuncusu Enis'i seçmişler. Sezonun transferi 18 yaşındaki genç yetenek Gökhan Ayrıç. Sezonun golü Yusuf'un, ilginç. 26 golle Cagney şov yaptı ligde ama son maçta çakallık yaptı bize. Capezzi daha çok duran toptan 10 asiste ulaşmış. En fazla isabetli pası yapan kişi de Atakan olmuş. Evet sevgili arkadaşlar, yılın sürpriz takımı bile olamamışız, inanılmaz. Nasıl Gaziantep yılın sürpriz takımı olabilir ya? Biz ikincilikten finale kaldık ya, emin misin yani? Allah aşkına ya. Ayrıca 3 büyük kulübü ben eledim ya. Nasıl yılın sürpriz takımı bile olamayız? Vallahi inanılmaz. Evet chat. Bölümümüzü burada bitiriyoruz. Gelecek sezon Süper Lig'de Bursa Spor'la mı yoksa buradan başka bir sürpriz bir kulüple mi olacağız? Bu sürpriz bir sonraki bölümde ortaya çıkacak sevgili arkadaşlar. Bu arada Süper Lig bitmiş mi? Daha bitmemiş. Şampiyon ya Beşiktaş ya Galatasaray olacakmış. Wow, inanılmaz. İnanılmaz. Kimlerin düşmesi kesinleşmiş? Evet, bu üçlü artık düşen takımlar. Bir İstanbul takımı adayı Kasımpaşa düşmüş. İstanbul Spor düşmüş. Dolayısıyla aslında şu anda çok daha gidebileceğimiz bir kulüp gözükmüyor. Yani Başakşehir veya üç büyükler zor buradan. Bursa zaten İstanbul'a da çok uzak değil. O yüzden Bursa'da kalırız gibi düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Ama bakalım. Belki bir sürprizle karşınıza çıkabilirim bir sonraki bölüm. Teşekkürler izlediğiniz için. YouTube like'ını, yorumunu ihmal etme. Öpüyorum. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak.